Peki bu ozon tedavisi şeker, yanlış bir şey söylersem beni uyarın hocam. Estağfurullah. Şeker hastalarının ya ayak yaralarında falan da bu tedavi, tabii, yaraların iyileşmesinde bu ozon tedavisi tabii. Birkaç çeşit var. Hem dışarıdan GRP uygulanıyor. De zaten aynı şekilde. Evet. Şimdi hem GRP hem ozon birlikte 3 aşağı 5 yukarı aynı noktada buluşuyorlar zaten. Güzel tarafı o. Ve o nedenle birlikte yara iyileşmesinde zaten dediğim gibi sinerjik etkileri var. Evet. Cildin gençleşmesinde gibi. Evet. Ve bununla beraber bir yandan da GRP'nin sadece intradermal değil de başka uygulama alanlarının olduğunu veya uygulama şekillerinin olduğunu da söylemeliyim. Bunlar neler? Örneğin siz GRP ile... Evet, onu soracaktım. Vücutta başka bir yere uygulanıyor mu yüz vücutta, dışında? Vücutta tabii ki, tabii ki uygulanır. Biz cilt içi değil, aynı zamanda GRP ile mesela bir dolgu maddesi hazırlar gibi, hyaluronik asit çok yoğun şekilde olursa eğer, onun içindeki GRP ile birlikte dolgu maddesi olarak da kullanabiliriz. Yine gençlik efekti ortaya çıkarır. Bunu yapabiliriz. Ondan sonra bunun dışında GRP'nin eklem içi, biraz önce söylediğiniz gibi uygulama alanı var. Evet. Eklem içi uygulamalarında bizim hedefimiz eklem içindeki eklem oluşturan yapıların, dokuların tümüyle daha iyi hale gelebilmesi, tamir olabilmesidir. Öyle tamir söyleyeyim. Edici özelliği var. O evet. Önemli. Peki uyguladığınız ozon tedavisi yani kanı mı ozonlayıp veriyorsunuz? Öyle bir şey mi? Yoksa farklı bir ozondan mı bahsediyorsunuz? Şöyle, şimdi biz ozon da tabii çok kısa anlatayım size. Evet. Ozonda da aslında birkaç yöntem vardır. Yani bunlardan bir tanesi kanın tümüyle dediğiniz gibi alınarak ozonlanması. Bir taraftan dışarıdan sadece gazın çekilerek, ozon gazının alınarak steril ortamda. Evet. O steril gazın bulunan tamir olması istenen ya da işte nereye istiyorsak o bölgeye direkt enjeksiyonuz. Vallahi neler var. Öyle. Neler var. Süper. Çok güzel şeyler anlattınız hocam. Şafak Seval sorularımızı yanıtladı. Medikal estetik hekimi. Bilgilenmiş olduk. Çok mantıklı, akıllı bir seçim olur diyorum ben. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Rica ederim. Hemen yanına